yüzüme bile bakmadı. Kızım canın sıkkınsa. Pis. Sen de erkek misin be? Niye kız ha? Niyesin var? Defol git hadi. Şşş. Açtan aşağı olmaz kız ha? Ramazan! Afiyet olsun. Buyur dayı. Koç yumurtalarını getir. Emin olur dayı. Sonra? Ne sonra azizim? Demek polte. Hocazade dalga mı geçiyorsun Allah aşkına? Sen Voltaire'i yanlış anlamışsın. İçin yanlış anlayayım canım. Hem o kadar uzağa gitmeye ne hacet? Söyle bakalım. John Locke bilgiyi nasıl tarifliyor? Bırak şimdi Locke'u. Senin, benim, hatta bu masadaki herkesin istikbali aslında neyle ilgili biliyor musun? Locke olmadığına göre Hobbes'la mı? Hayır hanımefendiciğim. İşte. İşte bunlar. Dalga geçmeyin canım. Traktörün istikbaliyle ne alakası var? Alakalı. Çünkü traktör demek, dinamik ziraat demek. Dinamik ziraat döviz demek hanımefendi. Velakin bu memleketi sizin partinin diline pelesenk ettiği gibi sadece dinamik ziraat ve döviz de kurtarmaz. Öyle mi? Peki ne kurtarır? Liberalizm mi? Soranım sana Zekai'cim. Amerikan tipi demokrasinin aslında temeli nedir? Bu traktörleri yapan iş adamlarının şuuru. Yani liberalizm değil mi? Bunları biliyoruz Paşazade. O halde ne duruyorsun? Bas istifanı, gel bizim partiye. Ya inkılaplar? Ha. İnkılap inkılap diye köründe ineğini bellediği gibi hareket edemeyiz. Mesela bugün hala bu çiftlikte oturabiliyorsan bu beğenmediğin Menderes sayesindedir. Hadi canım sen de. Kabul etmiyorsun ama öyle. Menderes 5 sene önce toprak reformu kanununa itiraz etmeseydi senin ve benim gibiler bugün yanımızda çalıştırdığımız maraba takımı gibi çit sürüyor olacaktık. Yalan mı?